Ali, Ali, neredesin? Ne yapıyorsun? Ali dedim. Şimdi bir top var. Nerede? İşte burada. Ben bu topu şimdi sana atacağım. Rastgele gelecek. Bak sana vurdu. Sana vurunca yanıyorsun ama toptan kaçmaya çalışıyorsun. Anladın mı? Ha, anladım. Hadi bakalım al topu. Hoş geldin sevgili kara gözüm. Hoş bulduk gel kafalı kara üzüm. Nereden gelip nereye gidiyorsun bakalım? Bir yere gittiğim yok da oğlum kaç saattir okuma yazma çalıştık. Biraz gezeyim dedim. Tabii iyi yaptın efendim. Kafam balon olmuştur. Hay hay. Kafam balon oldu da uçmasın diye boynuma yapıştırdım. Merhaba kardeşim. Güzel kardeşim. Benim neyim kötü kardeş? Acıcav cav diyeceksin kardeş. Didemciğim kapıya bakar mısın? Bakarım anne. Hoş geldin Cem. Hadi içeri gir. Evden alacaklarımız var, sonra bahçeye çıkarız. Tamam Didem. Hadi kutlama zamanı. İyi ki doğdun Elif. İyi ki doğdun Elif. Doğum günün kutlu olsun. Hadi şimdi yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Yam yam. Yam yam. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm arkam sobe. Saklanmaya ne be? Nerede acaba? Buldum seni Ali. Nasıl buldun ya? Ebe, sen oyunda ne kadar güzelmişsin. Siz de bu oyunu oynayabilirsiniz. Tiyatromuzda eğlendiyseniz teşekkürler. Bay bay. Sonra tavuk geldi. Hey çocuklar, korona döneminde ellerinizi pis yerlere sokmayın. Sosyal mesafenize dikkat edin. O topu alın, sonra da ellerinizi yıkamayı unutmayın, dedi tavuk. Ben seni bir yerlerden hatırlıyorum. Benim adım Zomzom. Hatırladın mı? Evet hatırladım. Patron Zomzom. Kız fıstık gibi olduğu için fıstık ezmesi olmuş. Teşekkür ederiz. Çok güzel. Başka bir zaman Saadet Sakan'da görüşmek üzere. Bay bay. Mangal demedim kara gözüm. Mangal dedim. Mangalda çocuk pişirelim. Kangalla çocuk bir arada olmaz. Yaşarı kangal ısırır. Canım ne yaşarı ne kangalı. Bak orada martlar uçuyor. Evet çok güzel uçuyorlar. Gel bende hazır ekmek vardı. Birazcık ekmek atalım. Risk ve doğrulardan asla sapmayan birinin yol olmasını istiyoruz. Aklıma bir fikir gelmiş. İlkeki bütün erkek çocuklarına birer çiçek koydu dağıtmış. Bizim hanım tatlıdan bir dilim bile vermedi. Ha 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 benim hanım 10 tabak verdi. Seninki bir tane bile vermemiş. Kara gözüm, iki gözüm merhaba. Senin gibisine denir bal kabağı. Aman kara gözüm ne diyorsun, nasılsın? Senin nasıl burnun kapıya kısılsın? Kara gözüm gel seninle içeri çay içelim. Ne çay toplamaya mı gidelim? Ne çay toplaması kara gözüm gel içeri çay içelim. Olur bir de korona ile dans edelim. Anamaz ne yaptın Angela? Öğretmenin saçı elektrik çarpışı gibi olur. Angela diye kızar ama Angela öğretmeni hem yapmayacağım bir daha yapar ve öğretmeni affeder. O zaman başka bir yerin ağrıyor. Kafam mı ağrıyor? Kafan var mı? Bakalım. Kafan yok ki. O zaman nasıl benim ağzım, gözüm, burnum var? Bilmiyorum. Belki ben pantif olduğum için başka bir yerim ağrıyordur. Parti uydurdum teyze. Adım Havhav. Evin şurada. Tamam küçük tepek. Yine gel. Gelirim. Bay bay. Bir hayalim vardı. Şarkıcı olmak. Çalıştım.
pratik yaptığım şarkı yazdım. Çalışırsam başarabilirim. Çalışırsam başarabilirim. Bravo Emma. Harika bir şarkı yazmışsın. Hiç sormadınız. Tüm gece olmadı yürürken beynini düşürdüm. Bundan beri onu arıyorum. Nasıl yani? Hiç öyle şey olur mu? Hiç orada gelin beynine düşer mi? Düşer. Tüm ayağıma beynim tıkıldı. Yere düştüm. Ben kalkana kadar da benim moralim uzaklaşmış. İyi, ben de burada oturayım bari. Tamam. Evet, ben öğretmenim bu sefer. Ama öğretmen daha gelmedi. Kim nasıl öğretmen olacaksın? Hayır, ben öğretmenim. Hayır, ben öğretmenim. İhtiyar, ben eve gidiyorum. Ama daha ders başlamadı ve öğretmen de gelmedi. Neyse. Sevdiğin şeyler neler? Ben isim yapmayı seviyorum. Spor yapmayı seviyorum. Kitap okumayı seviyorum. Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Ne yapacağız şimdi? Şimdi ben istemiyorum. Ne yapıyorsun? Hoca Nasrettin. Bu eşliğe benzer. Şöyle bir şey var ki ben burada bazı sıkıntılar yok. Anne. Efendim oğlum? Sen kilo mu verdin? Hadi cevap. Neden böylesin bakalım sen? Kara gözüm ben buradayım. Bu kim? Bilmiyorum Allah'a. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir röportaj yapacağız. Evet, çıpçıp. En sevdiğin şeyler nedir? Ben kitap okumayı seviyorum. Bisiklete binmeyi seviyorum. Ah, uf. Kes sesini hayvat. Zaten canım burnumda. Ah. Uf! Aman bana bir eğlence! Şimdi gelirsem sana gösteririm eğlenceyi. Karagöz'üm bu sabah ters yanından mı kalktın? Ayo! Sen nereden çıktın bakayım? Yumurtayı nereden buldun? Sana ne be? Ben yumurta severim. Yumurta yiyeceğim. Öyle olmaz ama bana da paylatacaksın. Olmaz. Afrikalı mısın sen? Hayır değilim. Yılan çıskansın sen o yumurtama. İçinde sucuklu yumurta yapacağım ben. Sucuklu yumurtanın tavası ne olur? Senin içine asıl yılan çıskanmış. Öğretmenim, siz bize bugün matematik öğretmediniz mi? Öğretti. Öğretmenim ama bunu öğrenmemiş. İyi, onu öğretmen. Niye? Ne çünkü matematik. Ne? Sen biliyor muydun? Koko, çünkü ben bir kızım. Merhabalar, benim ismim de Şeker, çünkü ben bir erkeğim. Evet, biz bugün sizlere kokuların dünyasından bahsedeceğiz. Çünkü bizim de insanlar gibi bir hayatımız var. Mesela, biz sabahları kalkıyoruz, uyanıyoruz. Sonra çorap patiklerimizi giyiyoruz. Derse hazırlanıyoruz. Ve derslerimiz bittikten sonra da gezmeye çıkıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Koko, Ali Şeker. Sonra biz de gezdikten sonra sana birkaç kelime öğreteyim de gittiğin yerlerde sana değer versinler. Öğret bakalım. Şimdi beni dinle. Söyle bakalım kibarların yaşadığı bir yere gittiğinde sana bir şey sorarlarsa ne diyeceğini biliyor musun? Yok. Diyeceksin ki evet efendim, öyledir efendim, uygundur efendim. Arada sırada da ne buyursunuz benim efendim? Beraber dinleyebiliriz. Bu şekilde kuklalarını karşılıklı konuşturmayla hazırlayan var mı? Diğerleri teneffüste düşünebilir. Kimden başlayalım? Ya şu kara gözüm nerede acaba? Bir dişlerini fırçalıyor mu? Kara gözüm, neredesin? Buradayım Hacı Cavcav. Efendim ne oldu? Kara gözüm,
Sen hiç dişlerini fırçalıyor musun? Buldum gözlüğümü. Peki bu sefer dışarı çıkıp nereye gitsek mi Ahmet? Sen mi düşün? Evvel zaman içinde, kaybol zaman içinde, piyeyi bey beyken, bey beyler piyeyken. Evinde dinlenmeye başlamış, sonra ödevlerini yapmış ve sonra artık akşam olunca yine yemek yemiş ve artık yatmış. Dişlerim büyük olabilir. Kolaysa gel de kabuğumu kemir. Tamam, kemiriyorum. Kıt kıt kıt. Ah, dişim. Tamam. Fıslık kardeşim, ne yapıyorsun? Kağıtları yırtıyorum kardeşim. Ama kağıtları neden yırtıyorsun? Canım sıkıldı da ondan. Ama kağıtları yapmak için bir sürü ağaç kesiliyor ve hayvanlar evsiz kalıyor. Merhaba çocuklar. Benim ismim Büyük Kafa. Sınıfınıza yeni geldim. O yüzden beni tanımıyor olabilirsiniz. O yüzden ismimi söyledim. Senden başlayalım. Senin ismin ne? Bir günü 4 Lig'in doğum günüymüş. Doğum gününde bizler ona pasta hazırlamışız. Sonra o pastaları yanlışlıkla annem götürürken pastayı farklı yanlışlıkla devirmiş pastayı. Olur. Anne, önceden insanlar dünyamızın böyle kara olduğunu düşünüyorlarmış. Birçok insan dünyamızın yuvarlak olduğunu ve bunun ya pillerin üstünde yazıp boynu, bir öküzün boynuzunun üstünde olduğunu düşünüyorlarmış. En sevdiğim oyun saklambaç. Evde anneme yardım ederim. Okuma yapmayı çok seviyorum. Hatta oyun oynamayı severim. Merhaba, ben Sevinç. Ben de Gökçen. Bugün sizlere tutumlu olmanın ve kaynaklarımızı tasarruflu kullanmanın önemini anlatacağız. Gökçen, galiba ben yapamayacağım. Sakin ol Sevinç. Sen buna çok çalıştın. Tamam, galiba yapabilirim. Hadi başlayalım. Geri dönüşüm yırtılmış kağıtları yeniden bir kağıt yapıyor. Bence orada çalışan herkes bir süper kahraman. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle aile işlerimizi anlatacağız. Evet. Şimdi babanın işleri nedir acaba? Evet. Şimdi babanın işlerini anlatacağız. Baba ancak markete gider, alışveriş yapar ve çiçekleri sular. Size dün gördüklerimizi anlatmak istiyoruz. Dün bahçeyi indik, kızı yapıyorduk. Ama bir daha önümüze bir tane köpek çıktı. Köpeğin elinde bir tane tasma vardı. Tasmada adı ve sahibinin telefon numarası yazıyordu. Hey yılan, hayırdır? Niye bu kadar üzgün görünüyorsun? Etrafa baksana. Hiçbir yerde neredeyse bitki yok. Evet, çok haklısın. Bunun için bir çözüm bulmamız gerekiyor. O zaman düşünelim. Buldum bir şey. Söyle bakalım yılan. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Makasımı buraya koyuyoruz.
Diğer kalemimi ise buraya koyuyoruz. Cetvelimi ise buraya koyuyoruz. Aa, kalem tıraşım buradaymış. Karagözüm, kalktın mı? Karagöz, kalkmadım. Ben Karagöz değilim. Hacivat, nasıl değilsin? Bildiğim Karagöz'sün. Ben onu sakallarından tanırım. Karagöz, git buradan Hacı Cavcav. Ben Karagöz değilim işte. Hadi okula gidelim kardeşim. Tamam da abi, sen daha üstünü giymedin, çantanı hazırlamadın. Aa, doğru, tamam, yapayım. Hazırlayayım her şeyi. Üstünü de giydim, çantamı da hazırladım. Hadi gidelim kardeşim. Tamam abi. Cemile okula vardılar. Merhaba. Benim adım Kupçiç. Ben 4735 yaşındayım. Ben 20-30 santimim. Yaşadığım ülke Bujiks. Bujiks'ta bir tek ben varım. Bujiks'ta her şey teknolojik. Bir karınca bile teknolojik. Ara ara turistler geliyor. Onlara ikram olarak bol şerbetli bir fıstıklı baklava verilir. Hayırlı sabahlar Karagöz'üm. Nasılsın? İyi misin? Sana da hayırlı sabahlar olsun Hacivat. Sen nereye gidiyorsun? Karagöz'ün ne sobası? Günaydın, günaydın. Gün nereye kaymış? Hacivat, ben aşağı geliyorum. Sen artık duymadın beni. Gel aşağı. Sen artık çok oluyorsun.